Çok büyük adam var. Arkadaşlar. Kerem Bey yanımda. Kerem Bey'i siz aldın mı? Tamam. Hangi broker? Hangi broker? Çok, biraz şey geleceğim. Gel. Sen gene bunda. Celal Bey, bir şey söylemek ister misiniz? Ben? Vallahi bu baskı sıkıntı veriyor. Basın burada da bir saniye. Dur dur Celal. Biz burada içine giremeyiz zaten. Öyle mi? Şimdi burada kimler temsil ediyor? Ve herkes telefon açıyor, ne güzel öyle. Yasak efendim, kamera kullanmak o yüzden. Peki siz video mu çekiyorsunuz? Evet. Şu hale geldi. Şu kadar şey video çekiyor. Evet, çok iyi çekiyorum. Abi inanılır gibi size ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet, orada hakikaten Celal Şen gördüğü bilim yaptılar. Yani bilimsel bir gerçeği bu bilim programında deklare etmiş olmaktan dolayı yargıç karşısına ya da savcı karşısına bir bilim adamının çıkarılması bilimin yargılanması demektir. Biz oysaki bilim yargılanmasını orta çağda bırakmıştık. Galileo'yla beraber. Fatih Bey, sizi çağırdılar ifadeye. Hani... benim rızamı verdi. O yüzden ifade gelmedi. Celal'in söylediği cümleleri ben sarf ettim. Celal sarf etti. O yüzden ben program sahibi olarak Rütük'ten ceza aldım. Tabii işin bunlar şaşırtıcı diye ben çünkü bunların olacağını bekliyordum ama bu kadar abartacaklarını zannediyorum. Niye? Çünkü Diyanet'in tavrı ortada, Rütük'ün tavrı ortada. Yani yanlış bir iş yapıyorlar, şu yüzden yanlış. Bütün bu yapılan yöntemlerin bilimle din çelişkisi 1000 yıl önce zaten Avrupa'da da başka yerlerde de denendi. Yani orta çağ bu din bilim tartışmasının en yoğun yaşandığı yerdi. O lüzumsuz süreci tekrar yaşıyoruz. Yani Amerika'yı bir daha keşfediyoruz. Burada bilim dini inkar etmez. Sadece dinin bazı öne sürdüğü şeylerin bilimsel olup olmadığıyla ilgilenir. Dinin bilinçli olması da gerekmez. İnancın bilinçli olması da gerekmez zaten. Ama bunu Diyanet'in anlaması mümkün değil. Onların özellikle baktığı pencere, başka bir pencere. Kilisenin baktığı pencereye yakındır bundan 1 yıl önce. Çok yanlış bir iş. Bundan daha inanca zarar verecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Niye? Çünkü inanç bilimle çeliştiği yerde sıkıntıya girer. Şimdi Sayın Savcı acaba Celal'in söylediği tersini kanıtlayabilecek yoksa din kanıt gerektirmeyen, inanç kanıt gerektirmeyen bir şey. Hatta kanıt olması, inancın zayıflaması anlamına geliyor bazı. Valla kanala işte benim programlarından dolayı zaman zaman, diğer programlarda söylenenden dolayı zaman zaman ceza veriyoruz. Zaten bir para cihazı var, şimdi giremedim. Onu da tabii dava konusu yapacağız biz. Onu gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. Fatih'ciğim kusura bakma. Çünkü barıştan şey kullandığım için. Yok, ben alışım. Bir kart! Abi geniş çalışıp geri çekelim arkadaşlar. Bilin mi? Arkamda gidiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Beyefendi rica ederim. Ya rica ederim. Allah Allah. Abi yani. Hocam geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun hocam. Hoş geldiniz. Bırakmadılar değil mi sohbet etmek için? Vallahi içeride olanlar hakkında konuşmaya yetkili. Herhalde. Açıklama mı açıklama yok ya, kardeşim. Söyleyeyim şimdi. Şunu söyleyeyim. İfademi aldım. Yani. Tamamen hocam bilimsel olarak televizyon
kanalındaki açıklamasının bilimsel olarak söylendiğini ve bu konuda suç işleme kastı olmadığı gibi aynı zamanda halkın bir kısım inandığı değerleri aşağılamak kastı olmadığını ve kendisinin de bilim tarihçisi olduğunu, bilim tarihinde dinin kimi zaman birbiriyle çelişebildiğini ama bir bilim tarihçisinin her zaman bilimsel doğruları söylemek görevi olduğunu, bu görevini yerine getirdiğini, bir suç işlemediğini belirtti. Teşekkür ederim. Çünkü o hakikaten önemli o. Yani Necdet abiye sormak lazım. Bunları başka nerede gördün? Yani orada bir şey yapmasak da şey yaparız, konuşuruz. Yani nerede? Karım köylü oldu. Bodrum'da yaşıyor. Gerçekten şey biliyorsunuz. Onun hanımı... Ben direkt faksiye dedim. Üçüncü iki kişi sana dedim. Ama o toplantıda o tebliğ... Vallahi ya. Ekip doğru mu şimdi ya? Çok basmasına gerek yok. Tamam. Hocam.